Herkese merhaba arkadaşlar. Büyük Mühendislik Eserleri serimizin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇lk icadımız, yazacağımız icat telefon. Hemen başlayalım. Ee, telefon nedir ve ne işe yarar? Telefonu aslında hepimiz günlük hayatımızda kullanıyoruz zaten. Ee, yani artık o, o kadar hayatımızın içinde olan bir kavram ki, hani onsuz hayatımızı devam bile ettiremiyoruz. Ee, ama... Böyle üstüne hemen geçecek olursak telefon birbirine uzak yerde bulunan kişiler ve düzenekler arasındaki bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır. Tabii şu anda bizim kullandığımız telefonlar daha çok akıllı telefon kategorisine giriyor. Ve tabii ki sadece kısa mesaj ve arama yapmaktan çok daha fazla özelliklere sahipler. Bundan zaten daha sonra da konuşacağız. O yüzden hemen içindekiler slaytımıza geçelim. nerede çalış, nasıl çalışır, nerede kullanılır, nasıl icat edilir ve neler öncülük etti, öncülük etti bunları konuşacağız sizle. Ee, nasıl çalıştığı geldiğimiz zaman ee, burada da görüyorsunuz aslında telefon çalışmasında ana ilke ağızdan çıkan ses dalgalarını elektrik sinyallerine çevirmesi bu aygıt e, bu elektrik sinyallerine çevirdikten sonra bu da çeşitli gönderme yöntemleriyle uzağa yani karşıdaki kişinin telefonuna ya da şey e, alıcısına iletiliyor ve bu da e, elektrik sinyallerini tekrar kulakla duyulabilecek ses dalgalarını çeviriyor. Bu sayede aslında hani aranızda kilometrelerce mesafe bile olsa e, iletişim kurabiliyorsunuz. Nerede kullanılır dediğimiz zaman e, sesli ve yazılı görüşmenin yanı sıra görüntülü görüşme, görüntülü mesaj, müzik çalar, video oyunları, internet veri transferi ve ofis uygulamaları gibi tüm bilgisayar ilçelerine kullanıcısına ulaştırabiliyor artık günümüzdeki akıllı telefonlar. Ama cep telefonları, şey e, internet bankacılığı işlemlerinde de kullanılabiliyor. Ee, ama önceki cep telefonlarına baktığımız zaman aslında burada da görüyorsunuz buradaki Nokia mesela o sadece e, iletişim için ve mesajlaşma için kullanılabilen aygıtlar nasıl icat edildi? Aslında bizim bildiğinin aksine Alexander Graham Bell değil, Antonio Santi Giuseppe Mucci diye İtalyan bir mucit icat ediyor telefonu. 1854'te telefono adını verdiği sese önce elektrik dalgalarına sonra da aletin diğer ucuna sesi çeviren aleti icat ediyor. Bu da telefon ilk örneği olarak kabul ediliyor. Neleri öncük etti deyince, telefon iletişim teknolojilerinin temelini attı, mühendislik telefonun daha verimli ve taşınabilir hale gelmesi için kritik rol oynadı. Mesela burada da e, eskiden kablolu telefonlar olduğunu biliyoruz. Mesela işte e, e, babaannelerimizin, anneannelerimizin anlattığı hikayelerde böyle işte kablo olduğunu falan biliyoruz. Ondan sonra e, günümüzde telefonlar iletişimden bilgi işlemeye, eylemden ticarete kadar hayatın her anında kullanılabiliyor. E, Dediğimiz gibi bu cep telefonlarından akıllı telefonlara geçişin bir örneği. Bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Serimizin devamının içinde takipte kalın.